Helena'nın Yolculuğu Helena bir iplik tüccarının kızıydı. Bir deniz yolculuğunda ilk defa babasına eşlik edecekti. Eskiden babası ticaret için dünyayı dolaşırken o annesiyle kalır, oyalanmak için diğer kadınlarla birlikte atölyelerinde ip eğirirdi. Ama artık annesi yoktu ve babası bir tanecik kızını, ailesinden kalan tek kişiyi başkasına bırakmak istemiyordu. Böylece Helena dalgaların çalkantısını keşfetti. Zamanın pek çok farklı biçimde akabildiğini, yavaş veya hızlı ilerleyebildiğini ve denizin bütün renklerini gördü. Sonsuz gibi görünen mavi ufuk çizgisine bakıp gündüz düşleri kuruyordu. Gözünde uzun siyah saçları, iyilikle bakan çekik gözleriyle esmer bir adamın yüzü canlanıyordu. Ve adam onu güzel bir çadıra davet ediyordu. Bu yüz nereden geliyordu? Hangi rüzgar gözlerine bu görüntüyü getiriyordu? Bilmiyordu. Onla birazcık olsun benzeyen birini hiç görmemiş, tanımamıştı. Ama bu hayal kalbinin daha hızlı atmasına neden oluyordu. Hayallere dalıp gitmişken rüzgarın iyice şiddetlendiğini, geminin tehlikeli bir şekilde sallanmaya başladığını fark etmedi güverteden gelen sesleri, sağa sola verilen telaşlı talimatları duymadı. Ta ki biri gelip onu kolundan yakalayıp kameraya atana kadar. Gemi fırtınaya yakalanmıştı. Denizin sakinleşmesi birinin gelip onu çıkarması için sabırla bekledi. Koşuşturan ayak seslerini, çığlıkları, başının üstündeki kargaşayı ve sonra da o büyük çatırtıyı duydu kameradan nasıl çıktığını, tutunmak için bu sandığı nasıl bulduğunu, fırtınanın içinde ona tutunmuş halde kalabilmeyi nasıl başardığını hiçbir zaman bilemeyecekti. Fırtına dindikten sonra bir dokumacı ailesi onu sahilde buldu. Evlerine götürüp ona baktılar ve iyileştiğinde ekmeklerini ve emeklerini onunla paylaştılar. Nasıl ip eğireceğini zaten biliyordu. Şimdi nasıl dokuma yapacağını öğrendi. Önceleri ipi hazırlamaya yardım ediyordu. Bobinleri değiştiriyor, basit örtüler ve çarşaflar dokuyordu. Sonra desen yapma sanatını öğrendi ve yeni tasarımlar yapmak konusunda yeteneğini geliştirdi. Sık sık babasını, eski hayatını özlüyordu. Elbette bundan daha kolay bir hayat yaşamıştı ama hayat hayattı işte ve koşullar ne kadar zor olursa olsun insan sevgiyle kuşatıldığında her zaman teselli buluyordu. O da bulmuştu. Helena mutsuz değildi. Aslında bu yeni hayat için minnettar bile sayılırdı. Ta ki tek başına kuyunun başına gittiği güne kadar. Saat oldukça geçti ama su getirmeyi unutmuştu. Böylece kovasını aşağı saldı ve kuyuya bakarak dolmasını bekledi o sırada güçlü kolların onu sardığını hissetti ve her şey karardı. Uyandığında İstanbul'a giden bir yük gemisindeydi. Kaçırılmıştı. Birkaç gün sonra köle pazarındaydı. Hiçbir şey görecek halde değildi. Nasıl olmuştu? Yeniden nasıl kaybolabilmişti? En çok hangi ailenin hangi hayatının yasını tutacaktı? İkinci kez öksüz kalmıştı. Helena'yı bu kadar kaybolmuş, üzgün ve masum bir halde gören zengin bir tüccar, karısına eşlik etmesi için onu satın almaya karar verdi. İyi bir ailenin kızına benziyordu ve onların dilini konuşmaya başladığında karısının da ondan hoşlanacağını düşünmüştü. Tüccar onu satın aldıktan sonra eve ulaşmak için günlerce yolculuk ettiler. Tüccar yolda sakin sakin ona bekleyen hayatı anlattı. Büyük malikanesinde bahçede zaman geçirecek, lezzetli yemeklerin tadını çıkaracak, tüccarın karısıyla müzik çalacaktı. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayacaktı. Helena hala çok mutsuz olsa da talihi döndüğü için minnet duymaya çalıştı. Ancak malikaneye ulaştıklarında tüccar kendi kaderinin tersine döndüğünü, iflas ettiğini öğrenecekti. Ne bahçe, ne müzik, ne de lezzetli yiyecekler vardı. Tüccar, karısı ve diğer kölelerle birlikte Helena da karnını doyurmak için çok çalışmak zorundaydı. Tüccar eskiden bir ahşap oymacısıydı. Bu yüzden evdekilerle birlikte Helena da düz ağaçları seçmeyi, onları kesmeyi, gövdelerini soymayı, direkler oymayı öğrendi oydukları direkler o kadar düz, o kadar kuvvetli, o kadar güzel oyulmuş oluyordu ki bütün gemi imalatçıları ve saray mimarları onlara sipariş veriyordu. Çok çalışmaları sayesinde aile tekrar rahata kavuştu. Tüccar yardımları ve bağlılıkları sebebiyle bütün kölelerini azat etti. Ama Helena nereye gidecekti? Bildiği tek aile tüccar ve karısıydı artık. Tüccar iyi bir adamdı ve Helena tüccarın karısıyla da arkadaş olmuştu. Hayatta birlikte mücadele ettiğimiz insanlarla aramızda özel bir bağ oluşur ya, içinden bir ses en şiddetli fırtınada ona iyilik yapan bu güvenilir aileyle kalmasını söylüyordu. Tüccar sadakatini ödüllendirmek için onu doğuya giden siparişleri götüren gemilerin başına verdi. Böylece bir kez daha sınırsız mavilikte dalgaların sallantısıyla uzun ve yavaş bir yolculuğa çıktı. Bu kez yavaş sallantılar sarsıntılara dönüştüğünde durumu fark etti. Rüzgar yelkenler için fazla sert esmeye başladığında anladı ama anlaması bir şey değiştirmedi. Saatler süren mücadeleden sonra yine o korkunç çatırtıyı duydu. Hayatının bir kez daha değişeceğini anladı. Hemen bir fıçı buldu ve dalgaların onu yine bir başka hayata sürüklemesine hazırlandı. Ertesi gün bir sahilde uyandı. Heyecanlı bakışlarıyla etrafını köylüler sarmıştı. Ona sanki bir hazine bulmuş gibi bakıyorlardı. Kralın falcısının tam o gün o sahilde yabancı bir kadın bulacaklarını ve o kadının kralın oğluyla evleneceğini söylediğini nereden bilebilirdi? Köylülerin kehanette bahsedilen kadını buldukları konusunda şüpheleri yoktu. Saraya götürüldü ve orada bir tercüman yerine getirmesi gereken görevi ona açıkladı. Ağlardan bir ev yapmak mı? Daha ne olduğunu bile anlamamışken nasıl yapabilirdi ki? Bütün gün bunu düşündü. Yaptığım dokumalar ağa benziyordu diye geçirdi içinden. Belki bir çadır yapabilirim. Bunun için kumaş istedi ama bu ülkede kimse dokumayı bilmiyordu. Sadece tüyler ve deriler vardı. Bu durumda iplik getirmelerini istedi ama hiç yoktu. Çünkü bu ülkede pamuğun veya yünün nasıl eğrileceğini bilmiyorlardı. O da ilk işini hatırladı ve ip eğirmeye başladı. Sonra dokumacılarla geçirdiği ikinci hayatını hatırladı ve güzel desenli kumaşlar dokudu. Sonra üçüncü hayatını hatırladı ve güçlü düz ağaçlardan direkler oydu. Hepsini bir araya getirdiğinde prenslere layık bir çadır yapmıştı. Ağlardan bir ev. Kral çadırı görmeye geldi ve oğlunu da getirdi. Uzun siyah saçları, iyilikle bakan çekik gözleriyle prensi gördüğünde onu daha önce çok uzun zaman önce gördüğünü hatırladı onu bir rüyayı hatırlar gibi hatırlıyordu. Bu yüzü nerede görmüştü? Üç yaşam önce rüzgar gözünde bir hayal canlandırmıştı. Onu süslü bir çadıra davet eden bir adamın hayalini. Bu gerçek olmuştu. Prens o adamdı. İlk defa hayatın bütün o zorlukları içinde aslında hiç kaybolmamış olduğunu, her zaman yolda olduğunu ve hep bu ana doğru yürüdüğünü anladı. Mesaj Karşılaştığın zorluklar öğretmenlerinden. Biridir. Bir öğrenme yolundasın. Hayatın sana gönderdiği dersleri kabul et. Karşılaştığın zorlukların amacı bugün net olarak belli olmayabilir. Ama kendini içinde bulduğun durumlarda elinden geleni yapmaya ada. Zorluklardan kaçınma. Kaçma veya onları reddetme. İçinde olduğun durum olacakların hazırlığıdır. Mevcut derse kendini tamamen vermeden bir sonraki adımı atlayamazsın. Seyir defteri. Bugün mücadele ettiğim zorluk nedir? Neyi zor buluyorum? Bundan çıkarmam gereken ders nedir? Bu dersi başarıyla geçtiğimi hissetmek için ne yapmalıyım? Alıştırma. Adım adım. Bir yapılacaklar listesi hazırla ve her seferde birini yaparak tamamla. Bir eyleme başladığında onu tamamlayana kadar diğerine geçme. Hiçbir işi tamamlanmamış bırakma. Listendeki ilk iş masanı düzenlemekse, masanı tamamen düzenlemeden diğer işlere başlama. Alıntı. Aradığında seni arar evlana Celaleddin rumi